أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Ali İmran suresinin 57. ayetindeydik en son. Estaizu billah. Meal dosyamıza geçelim. Ayeti buradan alayım. Ali İmran suresi yani 3. sure 57. ayet. Estaizu billah ve emmellezine amenu وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman etmiş ve salih amellerde salih amelleri yapmış olanlara gelince وَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman etmiş ve salih amelleri yapmış olanlara gelince فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ Bu durumda onlara ecirlerini tas tamam veriyor. Vallahu la yuhibbu'z zalimin. Nitekim Allah zalimleri sevmiyor. Ve emmellezine amenu ve amilus salihati iman etmiş ve salih amelleri yapmış olanlara gelince وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ fe bu durumda يُوَفِّيهِمْ onlara ecirlerini tas tamam veriyor يُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ Nitekim Allah zalimleri sevmiyor. Var mı mealle ilgili mülahazalarınız? Veren Yüce Allah'ın zatı mı şimdi? Önceki ayette mi veriyor? Evet, buradaki failin Cenab-ı Hakk'a gittiği açık. Çünkü önceki ayette de yine Cenab-ı Hak idi. Ancak bir farkla, önceki ayette Cenab-ı Hak doğrudan nefs-i mütekellim kullandı. Yani وَاَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَاُعَذِّبُهُمْ Onlara azap ediyorum diye nefs-i mütekellim vardı. O tabii daha nefs-i mütekellim olunca daha böyle bir çarpıcı oluyor. فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا Onlara şiddetli bir azap ediyorum. Daha tehdit, daha çarpıcı oldu önceki ayetteki. Burada Cenab-ı Hak gayb sigasına geçti. فَيُوَفِّيهِمْ Onlara tas tamam veriyor ucurahum ecirlerini. وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ Nitekim Allah zalimleri sevmiyor.
Efendim? Derste işledik, şeyine geldik işte. Çevreye mi? Meale geldik. Bitirdik mealleri okumayı. İngilizcelerini de okuduyduk en son. Tam buraya geldik. Var mı başka bir nazı? Olanlar. Geçiyor mu orada? He? Ellezine. Ellezine amilu. Yapmış olanlar. Salih amellilere gelince de şey olur mu? He? Salih amellilere gelince olmaz yapmış. Alev soranlatım olsun. Salih amellilere. İman etmiş ve salih amelleri yapmış olanlara gelince ne var bunda? Salih ameller yapmış. Peki. Tabii o daha geniş. İman etmiş ve salih ameller işlemiş. İşlemiş. Yani yapmak, işlemek, amilu hepsini kaldırır. Amile, yapmak, işlemek de eylem bazlı, eylem esaslı bir fiil. İman etmiş ve salih ameller işlemiş olanlara gelince bu durumda onlara ecirlerini tas tamam veriyor. Tek bir farkla burada şimdi böyle olunca bu Türkçe'de bir bakıma nekre oldu. Nekre derken yani belirsiz oldu bir bakıma. Yani biraz salih ameller gibi. Evet. Ama ayette bu وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ belirli. Yani salih, o yüzden salih amelleri deyince de okurken de aynı şey bizi çarpıyor. Ha, demek ki salih amellerin hepsini yapmak zorundayım gibi bir şey var. Ayette bu var esasında. Yani burada el takısı var. İman etmiş ve salih amelleri diyelim. Yine belirli hale gelsin. İman etmiş ve salih amelleri işlemiş olanlara gelince bu durumda onlara ecirlerini tas tamam veriyor. Nitekim yani böyle olunca en azından asgari düzeyde bir amel olduğu belli ameller var, salih ameller. Bunlar muhakkak yerine getirilmeli şeklinde bir altyapı oluşturuyor zihinde. Diğer türlü çok serbest bırakmış olur. Yani salih ameller işlemiş, 3-5 tane işlemiş olan da kendisini yeterli görebilir. Başka bir durum var mı? Ayetin sonundaki cümle hocam. Allah zalimleri sevmiyor. Peki anlam. Zalimleri hiçbir zaman sevmez veya Allah zalimleri zaten sevmiyor. Yani bu nitekim geniş zamanki hükmü var orada. Yani ayetin orada ayette, yoksa şimdiki zamanki hükmü. Şimdi geniş zamanda mı? Şimdi Arapçada bir defa işin ilginç yanı geniş zaman yok. Geniş zaman yok. Yok. Işte, evet. Arapçada geniş zaman yok. Ne karşılıyor derseniz geniş zamanı? Şimdiki zaman muzari karşılıyor onu. Biz meale başlarken yani nerede genişleteceğiz, nerede genişletmeyeceğiz bu şeye izafiyet kattığı için biraz meseleye görece kaldığı için ve bir de Türkçe'de de şimdiki zamanın geniş zamanı yüklenebildiğinden hareketle biz dedik ki mealimizde hep şimdiki zaman kullanalım. Zira zaten meallerin hemen hemen hepsi genişletiyor. Olduk olmadık her yerde genişletiyorlar. Dolayısıyla bu yönüyle biraz farklı kalabilir. Ancak eminim ki çoğu yerde diğer meallerde görünmeyen anlamlara işaret etme ihtimalimiz var. Bu bakımdan güzel olur. Nitekim Allah zalimleri sevmiyor. Buradan ne anlaşılıyor? Yani sevmediği, hiçbir surette sevmediği anlaşılıyor. Hayır, hiçbir şekilde sevmediği sevmiyor demek mi yoksa sevmez? Yani daha kesinlik sanki ifade edilir. Tabii geniş zamanlı olumsuzunda daha geniş kesinlik söz konusu ama hocam onu kapsadığı için daha önce sınırsız demiyoruz. Yani sevmiyor ifadesi daha yakın. Evet. Yani şekil olarak muzari Arapçada çünkü zaten geniş zaman yok. Kaldı ki Türkçemizde de şimdiki zaman çok rahat genişe işaret edebiliyor. Evet. Başka bir mülahaza var mı? Peki. Bizim kolumuz ondan sevmiyoruz yani. O bir ayıp ayıp. Tabii. Evet. Böyle demek ile hiçbir zaman. Zaten hele hele bahsettiğiniz şey böyle sevmek gibi
ani değişmeyen yani bir duygusal bir şeyse, ben işte ben onu sevmiyorum dese yemekte mesela, bu şu anda sevmediği anlamına değil, yani hiçbir zaman sevmediği. Çünkü sevmek öyle çok gelgitli bir şey değildir. Yani sabah seviyorum, akşam sevmiyorum. Şu anda yemek yiyorum, yemiyorum gibi bir şey değil. Geniş zaten. Kendi şeyi icabı, tabiatı icabı zaten geniş manada kullanılıyor. Peki, İngilizcelerine geçiyorum. Ali İmran suresi, yani 3. sure, 57. ayet. Buraya da aynen kopyalayalım. وَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ And as to those who believed and did good. Şimdi good deed desek güzel işler. Nice desek o da. Hep bunlar şeyli. Yine en iyisi Batı dillerinde de daha bir dini kavram olan righteous'ı kullanalım. Righteous deeds. And did. Buraya da bunu da belirli yapalım. And did the righteous deeds. And as to those who believed and did the righteous deeds. وَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ So he is يُوَفِّي fulfilling to them يُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ their wages فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ And Allah is not loving the burada da çok değişik şeyler vardı meallerde. Wrong doers vardı. Ama en iyisi yine zulme en yakın şey unjust. Galiba yanlış yazdım. Çoğunu tanımadı ama biz kullanıyoruz. Okay, because and as to those who believed, وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ and did righteous deeds, فَيُوَفِّيهِمْ So he is fulfilling to them أُجُورَهُمْ their wages. وَاللَّهُ and Allah لَا يُحِبُّ is not loving الظَّالِمِينَ the unjust. Var mı mealle ilgili dikkatlerden kaçan yahut eklemek istediğiniz bir mülahaza? Peki. Ali İmran suresinin 58. ayetine geçiyorum. Estaizu billah. Ne diyor bu ayet? Velika. Şu var ya, yani okuduklarımız, önümüze gelenler, netluhu, bunları sana okuyoruz. Dikkat edin, fiil muzari. Netluhu, yani sanki Cenab-ı Hak bize tilavet ediyor. Dolayısıyla öncesi sonrası yok. Kur'an her dem iniş halinde, her dem iniyor. Estaizu billah. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءٌ Biz Kur'an'dan indiriyoruz. Bir de Kur'an'dan inen var. Yani Kur'an'ın içinden de iniş hala cari. مَا هُوَ الشِّفَاءٌ Şifa namına ne varsa وَرَحْمَتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Ve müminler için rahmet olacak olan ne varsa Kur'an'dan indiriyoruz. İndirdik değil, indiriyoruz. Dolayısıyla Kur'an sürekli Cenab-ı Hak'tan kullarına mesajı taşıyor. Cenab-ı Hak kullarına kim önüne alıyorsa
O an ona Cenab-ı Hak hitap ediyor. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sanıyorum kim hadislerde Kur'an tilavetini Cenab-ı Hak ile mükalemeye benzetiyor. Allah'la konuşmak. Çünkü seslenen, nida eden, anlatan, uyaran, yasaklayan hep Cenab-ı Hak'tır Kur'an'da. Velike şunlar netluhu tilavet ettiklerimizdir. Yani sıra sıra okuduklarımız. Bu kara'a fiilinden farklı bir şey bu. Nekra'uhu demiyor Cenab-ı Hak. Okuyoruz demiyor da tilavet ediyoruz. Yani sıra sıra sana bunu işte okuyoruz, sıralıyoruz. Yani tilavet kelimesinin kıraatten farkı sıralı bir şeyin sırasına uygun bir biçimde ele alınması mı diyelim, okunması mı diyelim, efendime söyleyeyim, izlenmesi mi diyelim. Hatırlayın ki Cenab-ı Hak buyuruyor, وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا Ayda onu tilavet ettiğinde, onu yani izlediğinde, güneşi kastediyor. Ay güneşi izliyor. Veya başka bir ayette ehli kitapla ilgili يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ Allah'ın kitabını tilavet ediyorlar. Yani Allah'ın kitabını izliyorlar. Yani Allah'ın kitabını rehber edinmişler. Ama öte yandan da güya şunu şunu yapıyorlar diye ayet vardı. Bunlar bizim sana tilavet ettiklerimiz. Burada neye işaret var? Kur'an-ı Kerim'in esasen sıra ve tertibine işaret var. Rastgele böyle değil de Kur'an-ı Kerim muntazam haliyle tertibine işaret var. Kaldı ki buna yine bu esasa dayanmak suretiyle alimlerimiz böyle diyelim ki bir sureyi okudunuz veya bir ayeti okudunuz sıradakini atlayıp sonrakini okumaya caiz görmemişler. Diyelim ki biz okuyoruz ayetleri. Bundan önceki 57. ayeti okuduk. 58'i atlayıp 59'a geçiyoruz. Caiz değil. Çünkü Kur'an tilavet edilir. Sıra sıra okunur. Aynı şey surelerde de geçerli. Diyelim ki İhlas suresini okuduk. Peş sıra Kul a'uzu bi rabbil felak var sırada. Onu atlayıp Kul a'uzu bi rabbin nas'a geçmek caiz değil. Esasen özellikle tilavet Kur'an'ı namazda olduğu için namazda da imamlar buna dikkat eder. Bir sureyi okuyup peş sıra sıradaki sureyi atlayıp hemen ondan sonrakine geçmeyi uygun görmezler. Ancak nasıl olabilir? Bambaşka bir yerdeki bir sureye gidebilirler. Ama özellikle atlıyormuş, özellikle sırayı bozuyormuş şeklinde okumak caiz değil. Neden? Çünkü tilavet esaslı. Sıranın da vahye dayalı olması gerçeği var. Velike işte bunlar netluhu biz bunları sana tilavet ediyoruz. Aleyke üzerine minel ayati ayetlerden ve zikril hakim ve hakim yani sağlam yani hikmetli yani muhkem uyaranlardan veya zikirden hatırlatmalardan zikrul hakim güçlü hatırlatma da diyebiliriz buna veya hikmetli hatırlatma da diyebiliriz. Yani bu sana okunanlar ayetlerden ve zikri hakimden okunmaktadır. Bu bir bakıma Kur'an'ın dönüp kendi içerisinde bir yerde bu okuduğunuz hani bazı yazarlar yapıyorlar bu okuduğunuz satırlar işte şuradan veya radyolarda oluyor. Şu an dinlediğiniz bu ses işte falanca yerden gelmektedir diye ara bir yerde dinleyiciyi okuyucuyu kaynak ile veya kaynağı okuyucuya veya dinleyiciye hatırlatmak gibi zaman zaman işte radyolarda görüyoruz, bazen kitaplarda görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de burada adeta tekrardan bir okuyucu uyarıyor. Yani bu okudukların sana Allah'tan ayetler ve zikri hakimden olmak üzere sana tilavet ediliyor. Velike şunlar netluhu aleyke minel ayati ve zikril hakim. Güçlü bir uyarı ve hatırlatma var. Böylece insan neyle muhatap olduğunu şuuruna tekrar bir uyanır ve daha dikkatli olur. Buraları tefsirini okuduk. Aşağıya gelelim. Müfessir ne diyor bakalım? Zalike şunlar. Netluhu tilavet ediyoruz onları aleyke sana. Minel ayati ayetlerden ve zikril hakim. Ve hakim olan yani güçlü, sağlam, hikmetli zikirden, hatırlatmalardan. Ve hâzâ bu da diyor müfessir minnetun azimetun büyük bir lütuftur ala rasulihi elçisine Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem elçisi Muhammed'e Cenab-ı Hak'tan büyük bir lütuf sadece ona mı? Hayır ve ala ümmetihi ve ümmetine çünkü
bu tilavet olunan ayetler Hazreti Peygamber'e tilavet olundu ama onun şahsıyla sınırlı kalmadı ki. O ve ondan sonra ulaşan herkese ne diyor? لِيُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ Sizi uyarayım ve her kime erişiyorsa onu uyarayım diye bu kitap bana vahyolunuyor. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'le sınırlı değil bu lütuf. وَعَلَى اُمَّتِهِ ve onun ümmetine yani takipçilerine tabi olanlara حَيْثُ نِتَكِمْ اَنْزَلَ عَلَيْهِمْ هَذَا الذِّكْرَ الْحَكِيمِ Cenab-ı Hak onların üzerine yani bu ümmete bu hikmetli ve güçlü zikri hatırlatmayı indirdi. Kur'an-ı Kerim'de zikrin kimi yerlerde kitapla veya kitabın müteradifi şeklinde kullanıldığını görüyoruz. Mesela Estaizu billah ve hâzâ kitâbun enzellâhu mübârakun. Bu bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır der Cenab-ı Hak bir yerde. Başka bir yerde de aynı kalıbı ve hâzâ zikrun mübârakun enzellâhu. Bu mübarek bir zikirdir indirdiğimiz der. Aynı kalıbı bir yerde zikir ifadesi geçer, bir yerde kitap kelimesi geçer. Dolayısıyla kitap yerine de kullandığını anlıyoruz Cenab-ı Hakk'ın zikri. Esasen kitabın kendisi olduğu gibi bir zikirdir. İnne hâzihi tezkira. Kuşkusuz ki bu bir tezkire, bir hatırlatmadır. Femen şâe zekerahu. Dileyen bu hatırlatmayı zikreder. Yani hatırında tutar, tekrarlar. Diye Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in tümüne de zikir diyor. El-muhkem, sağlam, el-mutkin. Yine benzer manada, yine sağlam demek, hikmetli. El-mufassili, öyle bir zikir ki ayırıyor, ayıran bir zikir. Lil-ehkami, hükümleri tek tek serdi diyor, ayrı ayrı serdi diyor, karışıklığa mahal vermeksizin. Başka, vel-helali, halal olanları, vel-harami, haram olanları. Başka, Kur'an-ı Kerim helal haramı bildirmenin yanı sıra, hükümlerin yanı sıra ve ihbar-ı enbiya-i akdemin önceki peygamberlerden haberler verir. Ve ma ecrallahu ala eydihim min el ayati. Allah'ın onların eli üzerinden icra ettiği ayetlere, mucizelere el beyyinati vel mucizatil bahirati bunlara işaret eder. Fe hadha'l Kur'an aynı şekilde yine Kur'an-ı Kerim yekussu aleyna bize kıssa ediyor. Kullema yenfa'una bize her ne menfaatimiz her neyde menfaatimiz varsa minel ahbari haberlerden vel ahkami ve hükümlerden feyahsulu böylece hasıl oluyor fiha bu anlatılanlarla el ilmu ilim hasıl oluyor vel ibretu ibret hasıl oluyor ve tesbitul fuadi ve gönüllerin tesbiti hasıl oluyor nusabbitu bihi fuadek onunla senin gönlünü tespit ediyoruz diyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimede مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَدَكَ Seni gönlünü sebat ettirdiğimiz, tespit ettirdiğimiz, yani sağlama aldığımız, kuşkulardan arındırıp tatmine erdirdiğimiz. مَا هُوَ مِنْ اَعْضَمِ رَحْمَةِ رَبِّ الْعِبَادِ Bu ki, yani gönüllerin sebata erdirilmesi ve kişide ilmin ve ibretin oluşması, Allah'tan kullarına olan en büyük rahmettir. Yani ekmeğin yanı sıra, yiyeceğin, içeceğin, sıcak bir yuvanın, ailenin, oğlun, evladın, efendime söyleyeyim, huzur dolu bir meskenin yahut düşmandan güvenli bir ortamın, vatanın, yurdun. Bunların hepsi Allah'ın nimetleri. Ancak Kur'an-ı Kerim'de biz görüyoruz ki Cenab-ı Hak en büyük lütuf olarak kullarına hitabını, vahyi öne çıkarıyor. قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُ De ki Allah'ın bu lütfu ve fazlıyla yani Kur'an-ı Kerim ve gönderdiği elçiyle uyaranlarla sevinsinler. هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجَمَعُونَ Yanısı bunlar yanı sıra toplaya durduklarından hayırlıdır. Dolayısıyla en üste nimet, en üste lütuf, en büyük rahmet Cenab-ı Hakk'ın kullarına hitap etmesi. O yüzden müfessir مَا هُوَ مِنْ اَعْضَمِ رَحْمَةِ رَبِّ الْعِبَادِ Kulların Rabbi olan Allah'tan gelen en büyük rahmet olarak o rahmet budur demiş ve ayetin tefsirini tamamlamış. Şimdi ayeti buradan alalım. ذَلِكَ
نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. Esasen bu şu demek. Ama biz Türkçe'de bununla işaret etmeyiz pek. Yani bir önceki söylediğime şu demeyiz. En fazla şu söylediğim deriz belki. Tilke ayet, kitabı dediğimiz. Tilke dediğinde de şu diyor Cenab-ı Hak esasında da. Ama biz onlara hep bu ile işaret ederiz. Burada şimdilik şu diyelim de mealde büyük ihtimalle yine bu diyeceğiz. Şu netluhu. Kendisini hu zamirine tilavet ediyoruz. Aleyke senin üzerine. Minel ayati ayetlerden ve zikril hakim ve hakim. İşte demin söyledik ya, hikmetli, güçlü, hikmetli diyelim, hikmetli zikir. Zikirin de temelinde ne var? Hatırlamak, dekara. Hikmetli hatırlatma. Hatırlatmadan, ayetlerden ve hikmetli hatırlatmalardan ve hatırlatmadan senin üzerine tilavet ettiklerimizdir şu. Şu, senin üzerine ayetlerden ve hikmetli hatırlatmalardan tilavet ettiğimiz bir şeydir. Yani bu öyle rastgele bir şey değil. Dinlediğin, muhatabı olduğun şeye dikkat et. Hangi kaynaktan ne geliyor, ne getiriyor senin önüne? ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. Peki ayetin irabına bakacaktık. ذَٰلِكَ مُبْتَدَى netlu fi'lun mudari hu mef'ulun bih. Burası aynı zamanda nedir? Haber. Aleyke car mecrur. Min car el ayati mecrur. Vav atf. El zikri ma'tuf. El hakim sıfat. Peki, meallerine bakalım ayetin. Estaizu billah. ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. Diyanet açıklamalı mealde, ey Muhammed demiş parantez içerisinde. Bunu, şu diyememiş, bu, bunu. Parantez içinde onu da açma ihtiyacı hissetmiş bildirdiklerimizi. Biz sana ayetlerden, yani işaretlerden, Cenab-ı Hakk'a delalet eden, hakikatlere delalet eden şeyler demek. Ve hikmet dolu, hikmet dolu, hakim kalıbı olduğu için hikmet dolu, yani bolca hikmetli. Kur'an'dan okuyoruz, ayette Kur'an açık değil. Hikmet dolu, işte zikir yerine zikir, zaman zaman kitap, zaman zaman zikir kullanıldığı için Kur'an-ı Kerim'de bizatihi zikrin kitap yerine kullanımı var olduğu için onun yerine Kur'an'ı kullanmış. Kur'an'dan. Netluh için de okuyoruz demiş. Huyu Kur'an'a mı götürmüş yani? Netluh. Kur'an'dan sana okuyoruz. Halbuki tilavet ediyoruz. Tilavet okumaktan daha farklı bir fiil. Sıra sıra sana tilavet ediyoruz. Kökü telave değil mi hocam? Tela. Tela. Elmalı Hoca'nın orijinal mealine bakalım. İşte o hüküm demiş hoca zelike için. İşte o hüküm, yani yukarıda çok temel iki hüküm geçti. Cenab-ı Hakk'ın kendisine döndürdükleriyle alakalı olarak ne yapacağına dair iki hüküm gördük. Bir küfredenlere dair hüküm, bir de iman edip salih ameller işleyenlere dair hüküm. Çok esaslı. Neredeyse Kur'an'ın hemen hemen toplasanız içine sığdırabilirsiniz. Kur'an mesajının. Müfessir diyor ki, elmalı mealci diyor ki, işte o hüküm, yani yukarıda alınan hüküm, biz onu sana bu ayetlerden ve hikmetli zikirden peyderpey okuyoruz. Hoca netlu için doğrudan okuyoruz demek istememiş.
Çünkü tilavet farklı bir şey. Peyderpey okuyoruz. Yani sıra sıra, dura dura, ara ara okuyoruz. Tilaveti böyle meallendirmiş hoca. Nasıl hocanın mealine bakalım. Bunu sana ayetlerden ve zikri hakimden tilavet ediyoruz. Tilavet ediyoruz. Biz de sanıyorum daha önce geçtiği yerlerde bunu böyle kullandık, tilavet etmek. Çantay Hoca, bu hükümler, bu vakalar yok mu? Velike'ye. Biz bunları sana ayetlerden, hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz. Ali Bulaç Hoca ne diyor bakalım? Bunları biz sana ayetlerden ve hikmetli zikirden, parantez içinde Kur'an'dan okuyoruz. Yaşar Hoca, işte bu sana ayetlerden ve hikmetlerle dolu zikirden okuduğumuzdur. Evet, eğer kalıp olarak soracak olursanız bu kalıp daha doğru. Çünkü demin gördük irabını. Bu bir müpteda haber, isim cümlesi bu. Dolayısıyla fiille bitmemeli. İsimle bitmeli. Bu, işte bu, şudur şeklinde bir isim cümlesi vardı. Yaşar Hoca dikkat etmiş bu ayette kalıba. Ateş Hoca'nın mealine bakalım. İşte bu sana okuduğumuz o ayetlerden ve o hikmetli zikirdendir. Evet. Bu da yine isim cümlesi ama hala bu daha doğru. Çünkü haber neydi orada? Netluhu, okuduğumuzdur. Suat Hoca'nın mealine bakalım. Ey Resulüm, ayette bu denli açıklık yok. Keşke parantez içine alınsaydı. İşte bunlar, bu vakalar sana bildirdiğimiz ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dandır. Yusuf Ali mealinde, veya İngilizceler için diğer tarafa geçeyim. Muhlis Han'ı unutmayalım diye. Zalika, this is what rehearse. Sıra sıra sahip dizmek. Mealci netlu kelimesine takılmış. Okuyoruz demiyor. This is what we rehearse. Sıralıyoruz. Unto thee, senin üzerine, of the signs, ayetlerden, and the message of wisdom. Ve hikmetin mesajından. Zikr için mesajı kullanmış. Halbuki zikr yani hatırlatma demek, mesaj. Peki ondan sonraki mealci ne diyor? Şakir. This we recite. En güzeli de bu. Recite. Sıra sıra okumak. Tam da tilavete karşılık geliyor. This we recite to you. Biz sana sıra sıra okuyoruz. Of the communications. Vahiylerden. El ayat. Ayet yerine vahiyler demiş. And the wise reminder. Ve hikmetli uyarandan. Zikr için uyaran demiş. Remind, hatırlatan hatta. Piktel aynı ayette this parantez içinde which we recite unto thee, sana okuduğumuz, is a revelation, bir vahidir, and a wise reminder, ve bir hikmetli hatırlatmadır diyor. Muhlis Han'a bakalım. This is what we recite to you, bu ki biz sana bunları okuyoruz. Parantez içinde o Muhammed, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Of the verses, ayetler, and the wise reminder, ve hikmet dolu uyaran, parantez içinde ayi, the Quran, yani Kur'an demiş Muhlis Han mealinde. Meal dosyamıza geçelim, hemen şurada. Ali İmran suresi, yani 3. sure, 58. ayet. Ayeti şuracıktan alayım, gerçi kısa ama. Yine de gözümüzün önünde dursun. Velike, bu. İsterseniz velike işte bu desek, o işareti de sağlamış oluruz. Yani bu zaten işaret ismidir. İşte ile kuvvetlendirilmiş olur sadece. İşte bu. ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. İşte bu sana ayetlerden ve
Ya burada hikmetli hatırlatmalar diyeceğiz ya da zikri hakimden diyeceğiz, dipnota gideceğiz. Kanaatim o ki zikri hakim desek, şeye gitsek daha güzel. İşte bu sana ayetlerden ve zikri hakimden. Hocam şimdi oldu Osmanlıca. Hakim zikir desek. Terkibi dersen, zikri hakim. Bu şimdi esasında Farsça oldu. Tamlama tamam. Evet. Zikri hakim ama bizimki de tamlama. Zikri hakim. İşte bu sana ayetlerden ve zikri hakimden tilavet ettiğimizdir. El-zikru yok. O sıfat orada. El-zikru hakim. Sıfat o. Ama şu okumada sıfat gözükmez mi? Doğru. Bu tamlama oldu. Tamlama oldu. Hakim zikir diyelim ki o da şey olsun. O zaman şimdi nedir? Sıfat olur. Ya da şey yapalım. El-zikru hakim desek büsbütün şey mi olacak? Hakim zikirden. Peki. Hakim zikirden değil, aşağı açıklamasını yapalım. Hakim zikirden tilavet ettiğimizdir. İşte bu sana ayetlerden ve hakim zikirden tilavet ettiğimizdir. Şimdi hakim zikir için ne diyeceğiz? Çok da bir şey esasında hikmetli sağlam ve güçlü hatırlatma hikmetli sağlam ve güçlü hatırlatma oldu mu? Hikmetli sağlam ve güçlü hatırlatma el-zikrul hakim. Bunu Cenab-ı Hak şey olarak anlaşılıyor ki ya, isim olarak kullanıyor. Dolayısıyla hatırlatma diyelim. Buraya en azından virgül veya noktalı virgül. Nerede bu? Ha, noktalı virgül. Kur'an veya hatta iki nokta. Bak yine bulamıyorum onu ha. Kur'an-ı Kerim. Hikmetli, sağlam ve güçlü hatırlatma. Kur'an-ı Kerim. Yani bu sana ayetlerden ve Kur'an'dan tilavet ettiğimizdir. İşte bu sana ayetlerden ve Kur'an'dan tilavet ettiğimizdir. ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. Var mı bir mülahaza? El ayeti burada mağribe değil mi hocam? Hı? O zaman bilinen ayetler. Şimdi ayetlerden deyince Türkçe'de bu da marife durumda. Tabii. Çoğul olduğu için. Tabii. Türkçe'de bu da mı? Herhangi, çünkü Türkçe'de çoğulları nekre duruma geçirmek için başına ya bazı, herhangi gibi şeyler getirmek gerek. Aksi takdirde marife. Mesela buradan arabalar buraya geldi dediğiniz zaman arabalar marife. Bazı arabalar geldi derseniz ancak nekreleştiriyorsunuz. Benim bildiğim. İşte bu sana ayetlerden ve zikri hakimden tilavet ettiğimizdir. Başka mülahaza var mı? Peki İngilizcesine bakalım. Yine 3. sure 58. ayet. Ayeti şuraya koyalım. Zalika that is hatta that we are reciting it unto you. That we are reciting unto you. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ unto you from the Ayetler.
ayats and the wise reminder vardı. Hatırlatma, remembrance. Remembrance. That we are reciting it unto you from the ayats and the wise remembrance. Ayatsla ilgili dipnotumuz olmalı. Şuradan alayım onu. Ne demişiz? Proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc. Var mı bununla ilgili mülahaza? That we are reciting it unto you from the ayats and the wise remembrance. Peki, أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.